Ev sahiplerinin memur kiracı arayışı başka bir boyuta taşındı. Pek çok ev sahibi artık kalıcı değil, geçici kiracı peşinde. Kira tespit davasına takılmak istemeyenler artık öğrenciye de evlerini veriyorlar. Çok uzun süre oturmayacak, tayini çıkacak ya da burada oturma sebebi sona erecek kişileri tercih ediyorlar. Ev sahiplerinin tercihi değişti. Artık kiracının memur olması da yetmiyor. Ev sahipleri asker, polis, öğretmen veya doktor kiracı arıyor. Eskiden öğrenciye yer verirken çok zorlanırdık. Şimdi öğrenciler istiyorlar. En çok oturan 4 yıl oturuyor, gidiyor diyorlar. Bence fırsatçılık. Başka kiracı gelecek. Daha yüksek fiyattan kiralayacak. O daha çok para kazanacak. Pek çok ev sahibinin kiracı tercihi memur olurdu ama son dönemde ev sahipleri özellikle tayin şansı yüksek kiracıların peşinde, hatta öğrenciler bile ev sahiplerinin gözdesi olmuş durumda. Staj yapmak için o şehre gelen hakimi, savcısı, doktoru, bunları da tercih ediyorlar. Bunlar çünkü bir yıl oturup gidiyor. Özellikle Güney ve Doğu Anadolu'daki kiralık evler sadece belli meslek gruplarına. Ev sahibinin de hakları var, kiracının da hakları var ama fiyatlar yükseldi diye birinin lehine bozulması doğru değil. Annemi çıkartmak istiyor, çıkmıyorum. Versin mahkemeye. Kira tespit davası 5 yılın sonunda açılabiliyor. Çoğu ev sahibinin asker, polis, öğretmen, doktor, kiracı tercih etmesinin nedeni tayin sürelerini hesaba katmaları. Yani artık ev sahipleri kalıcı değil, bir süre sonra evi boşaltacak kiracı istiyor. Parası artınca eve nasıl bakacağı değil de cebine giren para önemli olduğu için hem bekar hem öğrenciye verilmiyor. Verilmesi bence iyi olur. Daha iyi bizim için. Yurtlar bazen yeterli olmuyor. Öğrenci evleri gerekiyor. Ev sahiplerinin yeni tercihi öğrencileri sevindirdi ama uzmanlara göre geçici kiracı arayışı fiyatların aşağı inmesine de engel.